Olduğu gibi bu hafta da sizlerle çok özel otomobiller ve çok özel konularla karşınızdayız. İlk Türk spor otomobil STC 16 Anadolu'nun içerisindeyiz ve bize bu otomobili tanıtmak üzere Kadri Dikbaş yanımızda. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İnanılmaz bir otomobilin içerisindeyiz. Aslında bu bir rüyanın bir parçası. Belki de yarım kalmış bir rüyanın bir parçası. Biraz bize bu otomobille ilgili bilgi verebilir misiniz? Aracımız gerçekten bir rüya gibi otomobil. 1973 senesinde 175 adet, 73, 74 ve 75 de çok az sayıda olmak üzere toplamda 175 adet üretilip piyasaya sürülmüştür. Fakat maalesef artık günümüze şu anda 20 kadar bu araçtan kaldı, yürür vaziyette. Biz de elimize geçti, kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Evet, maalesef çok fazla zaten üretilmedi de, söylediğiniz gibi 175 adet aslında çok sınırlı bir adet. Oysa ki bu macera çok güzel başlamıştı. Bildiğim kadarıyla Erdoğan Gönül Bey'in vasıtasıyla başlayan bir projeydi bu. Biraz bu proje nasıl başladı? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum seyircilerimize. Erdoğan Gönül Bey'in, rahmetli Erdoğan Gönül Bey'in talimatı doğrultusunda görev Eralp Noyan Bey'e verildi. Eralp Noyan Bey bir Türk tasarımcı olarak. Türk tasarımcı olarak Belçika Kraliyet Akademisi mezunu ve ilk defa bir Türk otomobili tasarlayan mühendisimizdir. Çünkü ilk defa diyorum, devrim arabamız da var biliyorsunuz ama devrim seri olarak üretilmediği için seri olarak üretilen ilk Türk otomobili Anadolu STC'dir. Bu da Eralp Noyan ve ekibinin eseri. Çok kısa bir süre içinde araç yapıldı. Onu da şuradan biliyoruz. Hatta ekibin bünyesinde çalışan Sayın Ekber Onuk Beyefendinin anlatımıyla 8 ay gibi kısa bir sürede bu araç çizildi, tasarlandı, banta kondu ve üretime geçilip satışa geçildi. 8 ay gibi bir sürede oldu. Bu otomobili galiba bir çarpma testine de tabi tutmuşlar. Bu duvara karşı yapılan crash test diye adlandırılan test. O testler İngiltere'de yapıldı. Hatta motor tabi o günlerde çok büyük masraf teşkil ettiği için motor bloğunun yerine çimento torbalarıyla o şekilde ağırlıklar bağlandı, sabitlendi. Bende de resimleri var, ben de gördüm. İlk defa bir yerli otomobile crash test yapıldı. O da Anadolu STC'dir. Ve bu testlerden de başarıyla geçti. Gerçek bir Anadolu tutkunusunuz. STC'nin açılımından biraz bahsetmek istiyorum. Sport Touring Coupe deniliyor. Hem Süper Türk Canavarı deniliyor. Hem Sport yine Turkish Car deniliyor. Farklı farklı açılımları var ama en çok ben Süper Türk Canavarı'nı beğendim. Gerçekten de çok uygun. Biraz bunun reklamlarından bahsedelim. O dönemki reklamlardan. Üçüncü kişiye yer yok deniliyordu galiba. O da çok kült bir reklam. Yani hele o günün şartlarında yanına kız arkadaşınızı aldığınız zaman üçüncü şahsı, hatta üçüncü bir kişiyi istemezsiniz diye reklamı öyle yapılmıştı. Çok güzel bir reklamdı. Bu otomobil 70'li yıllarda aslında projelendirilmeye başlanmış.
Ancak 73 yılında ilk üretim gerçekleştirmiş. 74 ve 75 senesinde de sadece 2 ve daha sonrasında 5 adet üretilmiş ve toplamda 175 adet üretilmiş. Bu otomobil çok fazla satılmadı çünkü 2 kişilik bir otomobil ve Türk aile yapısına o dönemlerde özellikle çok uygun değil denmiş. Belki de zaman olarak tabii çok erken miydi Türkiye için? O gün için çok ileri görüşlüle yapılan bir otomobildi bu. Onun etkisiyle fazla satılmadı, tutmadı, üretimde kalktı. Fakat şimdi aldığımız haberlere, gördüğümüz şeylere göre gene bu kıymetli mühendislerimiz gene spor, gene iki kişilik araç yaptılar. O da sürpriz olsun, o da yakında çıkacak. Kendileri lanse ederler zaten. Ama zevkle ve merakla bu Türk mühendislerimizin eserlerini bekliyoruz. Siz bu otomobili ne zaman aldınız? Ben bu otomobili bir yıla yakın süre önce aldım. Fakat tabii aldığımda hiç böyle değildi. Siz gerçekten çok iyi bakmışsınız. Hem dışı hem içiyle birlikte çok temiz bir otomobil yaratmışsınız. Oysa ki bu otomobilin geçmişine baktığımız zaman 40 senelik bir otomobil. Ama sanki dün alınmış gibi tertemiz. Çok herhalde bir garajda, kapalı bir garajda bunu tutuyorsunuz diye düşünüyorum. Garajda durmakla beraber ben bunu aldığım zaman orijinalliğini hiç bozmadan ve modifikasyon yapmadan sadece restore ettim. Orijinaline uygun şekilde restore ettim. İstanbul'da STC 16 sahibi arkadaşlarımızla çok uyumlu bir grubumuz var. Birbirimize parça konusunda çok destek veriyoruz. Onlardan çok fayda gördük. Eksiklerimizi tamamladık. Bilgilerimizi paylaştık. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Otomobilin iki ön koltuğu ve dört jantından başka gördüğünüz şu dikiz aynası dahil arkasında Anadolu yazar. Hepsi orijinaldir. Anahtarlığı bile gördüğünüz gibi Anadolu anahtarlığıdır. Güzel. Dolayısıyla orijinalini gayet koruyabildik. Bir tek koltuklar galiba çok eskimişti ve eski haline getiremedik. Biraz da modernize ettik. Çünkü 4 nokta emniyet kemerli, daha güvenli olduğu için de zamanımıza uygun olduğu için bu koltukları tercih ettik. 180 kadranlı bir kilometre saatimiz var. O gün için gene bizim yerli otomobillerimizde 73 senesinde olmayan bir şeydi. Hemen burada tekrar sözünüzü bölüyorum ama maksimum süretimiz nedir bu otomobilde? 70 civarlarında olduğu söyleniyor. Ben henüz çıkmadım. Kıyamıyorum. Fakat güzel bir gidişi var. 68 beygir, 50 kava oluyor. Gene o günün araçlarında olmayan mesela yağ basınç göstergemiz var. Bu direkt motorun yağ basıncını gösterir. Diğer araçlarda lamba yanıp sönerek gösterirken bunda ibreli olarak 0'dan 100'e kadar bar olarak. Spor otomobil olmasının da verdiği bir özellikle birlikte. İngiltere'nin çok meşhur Simits marka saatleridir. Gene o günlerdeki araçlarda olmayan voltmetremiz vardır. O da akünün voltunu direkt olarak gösterebilir. Diğeri zaten benzin ve hararet göstergelerimizdir. Onlar da gayet normal. Baktığımız zaman mesela şu radyonun ters bir şekilde durması benim çok dikkatimi çekti. Bunu da galiba konsolda başka türlü bir düzen oluşturamamışlar. O yüzden böyle koymuşlar. Sığmadığı için bu şekilde dikey şekilde monte edilmiş. O güne göre hiçbir araçta olmayan, yani bizim Türkiye'de olan araçlarımızda olmayan mesela devir saatimiz var. Bahsedelim bir de. Bu grubunuzda Anadolu severler ama siz kendi aranızda galiba STC 16 diyorsunuz. STC 16 severler diyelim o zaman. Bu otomobil bu grubunuzda neler yapıyorsunuz? Otomobilin işte parçalarını birleştirmek, paylaşmak, yeni bilgiler edinmek dışında nasıl bir gruptur bu? Yani farklı organizasyonlar yapıyor musunuz? Ara sıra toplanılıyor. İşte bilgiler
paylaşılıyor. Herkes birbirinin aracına bakıyor. Beğeniyor. Zaten tanıyoruz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Biz bu arabaların şase numaralarına varıncaya kadar kimde hangi şase numaralı araç olduğunu biliyoruz. Çünkü 20 kişiyiz hepimiz. O kadar araç kaldı. Herhalde daha başka olsa bizi duyup gelenler olurdu. Öyle bir gelen yok. Biz de arıyoruz zaten. Öyle. Onun için birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Bu ekibin içerisinde bir de son zamanlarda bizim ülkemiz adına, Türkiye adına güzel başarılar elde etmiş bir ekip de var. Paris Pekin rallisine katılıp çok büyük bir başarıyla ikincilikle geldiler. Bu konuda bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten ülkemiz adına çok onur verici bir durumdu. Bir defa işe başlangıç şekilleri çok güzeldi. Sponsor firmalardan aldıkları paralarla 250 öğrencinin okumasında çok büyük faydaları olacak. En büyük şey buydu. Ondan sonra Anadolu'nun bir Türk aracının, 67 model bir Türk aracının milyon dolarlık klasik otoların arasında yarışarak yolda kalmadan ve genel klasman ikincisi olarak bitirip Paris'e varması, Pekin'den Paris'e varması kolay bir şey değildi yani. Ve Anadolu ve bu sevgili abilerim Erdal Tokcan beyefendi ve Ahmet Şefik Öngün beyefendinin başarılıdır. Yani onları kutluyorum. Gurur duyduk onlarla. Kesinlikle ben de Ahmet Bey'e ve Erdal Bey'e bizleri mutlu ettiği için, bizleri gururlandırdığı için buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Özellikle de bu tür güzel projelere bir şekilde ön ayak olmak, bunların içerisinde yer almak ve bir de üstüne üstlük böyle bir başarıyı yanında getirmek tabii ki her Türk'ün yapması gereken ve rüyası diyebilirim. Ben bu Türk rüyasını bizlere tanıttığınız için size çok teşekkür etmek istiyorum. Seyircilerimize de özellikle de 1970 model, daha doğrusu 73 model ama 70 yılında projelendirilmiş bu güzel otomobil için bizlere bunu tanıtmakta yardımcı olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Böyle bir Türk aracının sayenizde duyulmasına aracılık ettiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum.